Gerçekten bu pandemi ile birlikte dünyada sağlık sorunları, problemleri daha katlanarak artmış durumda. Ben 47 yıllık hekimim. 40 yıldan beri de uzmanım. Bir taraftan hem mesleğimi yapıyorum hem de hastane yöneticiliği, hastaneler yöneticiliği yapıyorum. Ve gerçekten öğrenciliğim dahil şimdiye kadar böyle büyük bir pandemi görmedim. Hem toplum için, hem ülkemiz için, hem dünya için büyük bir problem oldu. Ve inşallah bu problemi toplumun daha bilinçlenmesiyle ve bir takım sağlık önlemleriyle inşallah kolay bir şekilde atlatacağız. Kolay olmayacak gerçi ama hiç olmazsa bundan sonrası daha kolay olacak diye ümit ediyorum. Sağlık sorunları, evet pandemi şu an çok önemli. Ama pandeminin yanında yani korona hastalığının yanında hala diğer sağlık sorunlarımız da çok önemli. Yani bugün hala karşımıza yani yeni kanser teşhisi konmuş bir hasta geldiği zaman emin olun ona teşhisi anlatırken belki hastanın dünyası yıkılıyor veya nasıl bir felaket yaşayacak bu pandemi döneminde o da bunu kara kara düşünüyor. Ve yani bu acaba benim yaşamımı nasıl etkiler? Ne kadar daha yaşarım diye büyük bir problem. Bunun yanında tabii doğumlar devam ediyor. Kadın hastalıklarıyla ilgili sorunlar devam ediyor. Trafik kazaları veya ortopedik ev kazaları, birçok kazalar devam ediyor. Damarlarla ilgili sorunlar devam ediyor. Damar tıkanıklıkları, kalp hastalıkları devam ediyor. Çocuklarda hastalıklar eskiden de zaten bitmiyordu ama genellikle küçük yaşlarda enfeksiyon hastalıkları, ateşli hastalıklar çok oluyor. Bunların hepsi bu arada pandemi döneminde de olsa titizlikle bakılması ve bunların da çarelerinin bulunması gerekiyor. Neticede çünkü bazen zamanında müdahale edilmeyen hastalıklar daha sonra çok daha büyük problemler olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani bir idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmezseniz belki böbreklerin yetmezliğine kadar giden nefritler oluşabilir, böbrek hastalıkları oluşabilir. Daha sonra hasta diyaliz görmek gibi durumlarla karşılaşabilir. Veya basit bir solunum yolu enfeksiyonunu tedavi etmezseniz ileride solunum yetmezlikleri olabilir. Kronik bronşitler, KOAH dediğimiz sorunlar. Bunlar yaşanabilir. Onun için bir taraftan koronayla uğraşırken yine diğer sorunları da ihmal etmeden çözmemiz lazım. Bugünün büyük problemi olan koronaya temas edecek olursak gerçekten ülkemizde ilk hasta 11 Mart'ta teşhis konmuştu. Böyle bir hasta bize gelmişti ve ayın 5'inde yatırmıştık. O zaman 11'ine kadar 3 defa PCR testi yapıldı ve ondan sonra emin olundu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ayın 11'inde ilk hastalık görüldü dediği zaman o gün 2 hasta tespit edilmişti. Bunlardan biri de bizde olan bir hastaydı. O günden bugüne hala korona hastalığıyla uğraşıyoruz. Birdenbire yani gerçi dünyada daha önceden bu hastalık tespit edilmişti ama bizde Mart ayında yani 11 Mart'ta böyle bir
hastayla, hastalıkla karşılaşmış olduk. Ondan sonra da çığ gibi arttı. Mart-Nisan ayları yoğun korona hastalarıyla geçti. Birçok hastanelerin poliklinikleri, servislere ve yoğun bakımları korona hastalarıyla doldu taştı. Yani tabii bunların her birinin tedavisi ayrı bir yük, ayrı bir iş, çok da önemli. Bu sadece yani doktorla da olmuyor. Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir sorun. Bir taraftan laboratuvarlarda teşhisini koyacaksınız. Bir tarafta serviste yatan hastaların bakımını yapacaksınız. Bir tarafta polikliniklerdeki hastaların belli bir yani hastalığı kendinize bulaştırmadan bu işleri yapacaksınız. Ama nereye kadar mümkün? Veya çok ağırlaşmış hastaları da yoğun bakımlarda tedavi edeceksiniz. Evet, yani bunun için ilk hastalar için aldığımız tedbirler önemliydi. Bu tedbirlerin başında da mümkün mertebe çalışanlarımıza hastalığı bulaştırmadan bu işi yapabilmek önemliydi. Onun için birçok hijyen kuralları değişti ve bu tür hastalarla temas ederken birçok önlemler almak gerekti. Yani maskeler takıldı, siperlikler kullanılmaya başlandı veya mesafeler açılmaya başlandı. Ve bazı dekontaminasyon odaları gibi böyle hastayla temas edilecek yerler ona göre düzenlendi yeniden ve hastanelerin giriş çıkışları ona göre ayarlandı. Herkes kontrol altında hastaneye girip çıkmaya başladılar ve ateşleri ölçüldü ve başlangıçta daha girerken sorgulandılar ve eğer bir korona şüphesi varsa yani öksürük, ateş, baş ağrısı, kaslarda, vücutta ağrılar varsa veya tat alma duygusu bozulmuşsa bunlara ayrı bir odada, ayrı bir alanda hizmet verildi, bakıldı. Laboratuvarlarda yine ayrı bir alanda bunların testleri yapıldı veya bunlar işte diyelim ki akciğer filmi çekilecek, tomografi çekilecek. Yine bunlar için de ciddi önlemler alındı. Her bir hasta ayrı ayrı alındıktan sonra ortam temizlendi, dezenfekte edildi. Servise yatan hastaların yanına refakatçi alınmadı. Onlar yine özel giysili hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarıyla temas ettirilebildi ve onların tedavileri ona göre düzenlendi. Ve gerçekten bu korona döneminde hastanelerde hasta bakmak çok ayrı, farklı bir yüktü. Sadece odada hastanın bir kere görmeyle iş bitmiyor. Siz onun her gün kan tahlillerini alacaksınız, serumları takılacak, iğneleri, ilaçları yapılacak, oral olan ağızdan verilecek ilaçlar verilecek ve odasının temizliği yapılacak. Bunlar için hepsine özel kıyafet ve tedbirler gerektiriyordu. Bunlar çok titizlikle uygulandı ve devamlı da bilim kurulunun bir takım tedavilerle ilgili protokollere gözden geçirildi ve bu protokollere göre tedaviler düzenlendi. Hastalarda çünkü ayaktan olan hastalarda farklı tedaviler, yatarak olanlarda farklı tedaviler. Çünkü oksijen saturasyonu düşmüşse o zaman mecburen oksijen tedavileri yapıldı. Hatta high flow oksijen cihazlarıyla oksijen verilerek
hastalığın daha çabuk atlatılması sağlandı. Çok mecbur kalındıysa, solunum yetmezliği iyice oturmuşsa, akciğerler tomografide falan çok kapanmışsa, bunlar icabında yoğun bakıma alındı. Çünkü PCR testi veya antikor testleri veya işte tomografi bulguları çok önemliydi. Bunun yanında diğer laboratuvar bulguları çok önemliydi. Bunlar bizim hastayı yoğun bakıma alıp alamayacağımızı bir noktada tayininde önemli kriterlerdi. Ve servislerde daha çok bunları, bu hastaları enfeksiyon uzmanı doktorlarımız, göğüs hastalıkları uzmanı doktorlarımız, dahiliye uzmanı doktorlarımız, ayrıca acillerde acil doktorlarımız, hepsi bu konuda tecrübeli ve hastalarla nasıl temas edilecek, nasıl tetkikler yapılacak, bunları değerlendiriyordu. Bunun yanında yoğun bakımdaki sorumlu doktorlarımız, radyolojideki doktorlarımız, hepsi bu işin içinde olan kimselerdi. Ve binlerce hastalar bize polikliniklerden geldi. Binlerce hasta aşağı yukarı yatarak tedavi oldu. Yani ortalama belki yoğun bakımlarımızda Avrasya Hastaneleri bir grup hastanedir. Hem Zeytinburnu'nda hem Gazi Osman Paşa'da hastanelerimiz mevcut. Ve buralarda yatan hastalarımız günlük 20, 30, 40 gibi sayılara ulaştı. Yoğun bakımlarımızda 20-30 arası yatan hastalarımız oldu her iki hastanemizde. Ve bunların şükür birçoklarının tedavisi başarıyla oldu. Ancak tabii bu özellikle yoğun bakıma giren hastalarda ölüm riski de azımsanmayacak kadar ciddi. Oralarda maalesef kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Ama Avrasya Hastaneleri olarak biz COVID döneminde COVID ile ilgili hastalarda başarılı hizmetler verdiğimize inanıyorum. Evet, biz koronayla 11 Mart'ta karşılaşmıştık. Bugün 10 Aralık. Yani tam 8 ay bir süre geçmiş. Hastalık maalesef hala devam ediyor. Hatta birçok çalışmalar oluyor dünya çapında. Şimdi aşı çalışmaları oluyor. Bugünlerde aşı tüm toplumların, tüm ülkelerin gündeminde. Tabii aşıyla birlikte belki bu pandemi daha da azalabilir. Ancak şu an 200'leri bulmuş durumda günlük ölüm sayısı. Bu üzücü bir şey. İnşallah kısa zamanda aşıyla birlikte bu pandeminin hızı kesilir. Hatta kısa zamanda önce 200'den belki 100'lere iner, daha sonra 10'lara iner, 0'lara iner. Gerçekten şu an toplum üzerinde ciddi bir hastalık olarak baskı yapmış durumda. Sadece hastalığın baskısı değil tabii, ekonomiyi de çok etkiledi. Yani birçok iş yerleri, birçok çalışanlar işinden, gücünden ayrılmak zorunda kaldı ve birçokları eski kazançlarını kaybettiler. Çünkü neticede onların da çalıştığı iş yerleri genellikle kapandı. Yani 30 kişinin çalıştığı yerde belki 3 kişi şu an çalışıyordur. Birçok insanlar da eve kapandı ve evde de psikolojik olarak da, sosyal olarak da yorucu bir şey. Bunların tabii sosyal patlamalara da neden olması söz konusu. İnşallah bunları yaşamayız ve
toplumsal fazla sorun yaşamadan bu dönemi atlatırız. Ben de koronaya yakalandım ve eşim de yakalandı. Ağır da geçirdik. 20 gün kadar hastanede yattım. 2 aya kadar da tedavilerim sürdü. Diğer tedavilerim de sürdü. Bunun yanında açık havada, temiz havada hareket etmek, dolaşmak gibi ihtiyaçlarım oldu. Solunum jimnastiği yapmak durumunda kaldım. Bir takım vücutta kilo kaybı olabiliyor. Beslenmeme onun için yeniden dikkat etmek zorunda kaldım. Kaybettiğim kiloları tamamını almadıysam da bir kısmını geri almak durumunda kaldım. Çünkü onunla vücudum tekrar yeniden dengesini buldu. Bu hastalıkta sadece solunum yolları veya akciğerler etkilenmiyor. Bazen kalbiniz de etkileniyor, damar sisteminiz etkileniyor, organlarınız etkileniyor. Beyin etkileniyor, karaciğer etkileniyor, böbrekler etkileniyor. Yani birçok organımızı da etkileyebilen bir hastalık. Ama birçoklarının da hastalığı ayaktan geçebiliyor. Yani farkında bile olmadan da geçebiliyor. Yaptığımız, çünkü önemli, bazı iş yerlerinde bir kişinin hasta olması daha başka kişilere de bulaşmasına neden olduğu için genellikle iş yerlerinde taramalar yapılıyor, PCR testleri yapılıyor. Yapılan testlere göre bulaşmış olan, PCR pozitif olan kişiler izole ediliyor ve diğer kişilerin sağlığının korunması için çaba gösteriliyor. Ve iş yerlerinde dolayısıyla etkileyen bir pandemi. Bundan sonra aşı da inşallah ciddi bir fayda sağlar. Yani bunun fayda sağlayacağı tabii bilimsel olarak bekleniyor. Ama bunun faydası %70 olabilir, 80 olabilir, 90 olabilir. Yani temennimiz inşallah %100 fayda sağlayan aşılarla aşılanırız ve toplumda bir an önce bu beladan kurtulmuş olur. Öncelikle bana bu konuda ve sağlık konusunda bu fırsatı veren Yeni Çağ Gazetesi ve Yeni Çağ TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim yaptıklarımız önemli. Ancak bunu topluma ulaştırmak da evet, basına düşüyor, sizlere düşüyor. Onun için toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesi çok önemli. Eskiden belki Türkiye'de de yaş ortalaması 52'lerdeydi ama şimdi 70'lerde. Gelişmiş ülkelerde 80'lere kadar çıkmış durumda. Ancak gelişmemiş, hijyene önem vermeyen ülkelerde de yaş ortalaması bazen bakıyorsunuz 40-45 gibi. Yani demek ki toplumun bilgilenmesi, bilinçlenmesi çok önemli. Sizlere önemli bir görev düşüyor. Ve burada toplumun dikkat etmesi, mesafeye, hijyene, maskeye çok dikkat etmesi önemli. Beslenmesine dikkat etmesi önemli. Ben tekrar teşekkür ederek sözlerime son veriyorum. Çok teşekkür ediyorum.